Mayıs sabahı Saraybosna halkı bu siren sesleriyle uyandı. Sokaktakiler dehşet içinde evlerine kaçarken şehrin pek çok yerinde bombalar patlamaya başladı. Sırplar ve Boşnaklar o gün birbirlerine bomba yağdırıyorlardı. Boşnak son günlerin en büyük bombardımanını yaşıyor. Fakat bu defa vuran taraf Boşnaklar. Bakın karşıda gördüğünüz yamaçta Sırp pozisyonu, Sırp mevzileri var, Sırp topları, tankları var. Ve şimdi Müslüman ordusu orayı çok ağır bombardımana tutuyor. Tam şu açıklıkta da Sırpların bölgesinin Sırp sniperları burayı etki altında tutuyor. Şu anda ben de karşıya geçmeye çalışacağım. Hello. Bu ağır bombardımanda herkes bulabildiği en güvenli yere saklanmıştı. İnsanlar bir sonraki roket ya da top mermisi nereye düşecek diye korku içinde bekliyorlardı. Sırplar Müslümanların bombardımanına karşılık vermekte gecikmediler. Ve tabii bu karşılık alışılmış Sırp davranışlarından farklı değildi. İçinde sivillerin oturduğu bu ev Sırplar tarafından bombalanmıştı. Ev halkı çaresiz bir halde içerideki birkaç parça değerli eşyayı kurtarmaya çalışıyordu. Bunun için de canlarını tehlikeye atmaktan çekinmiyorlardı. Oradaki durumu daha iyi görebilmek ve bu insanlara yardım edebilmek için biz de zırhlı arabamızla yanan evin yanına gittik. Birleşmiş Milletler'e bağlı olarak çalışan gönüllü itfaiyeciler biraz evvel olay yerine gelmişler ve yangını durdurmaya çalışıyorlar. Ev halkı ise olayın şokunu henüz atlatamamıştı. Kurtardıkları birkaç parça eşyayla oraya oturmuş, çaresizlik içinde evlerinin kül haline gelişini izliyorlardı. Neyse ki bu evde ölen ya da yaralanan olmamıştı. Biz de olay yerine gelen birkaç gazeteciyle birlikte evde yaşayanlardan bilgi almaya çalıştık. Sırpların tam olarak nereden ateş açtığını araştırıyorduk ki aniden hiç beklemediğimiz bir durumla karşılaştık. Sırplar bizim orada olduğumuzu öğrenmişler, evin etrafını top ateşine tutuyorlardı. Hemen saklanıp o an nereden ateş edildiğini anlamaya çalıştık. Fakat bunu başaramadık. Çünkü bu defa başımızın üzerinden vızıldayarak sniper mermileri geçiyordu. Sırplar yolu ve evi abluk altına almışlar, araçlara ulaşmamızı engelliyorlardı. Yine de evlerin arasından geçerek yukarıdaki yolda bekleyen araçlarımıza ulaşmaya çalıştık. Ev sahibesi yaşlı kadın kendini oradaki bir merdiven altına atmış, dehşet içinde neler olacağını bekliyordu. Evin yanında itfaiyecilerden biriyle karşılaştık. Kendisine yoldaki durumu sorarken Sırplar bir kez daha saldırdı. Birleşmiş Milletler'in itfaiyecisi telsiziyle durumu merkeze bildiriyor ve ekliyordu. Sakın yardıma gelmeye kalkışmayın. Yolda bombardıman var. Biz hepimiz iyiyiz. Bu ikinci top mermisi çok yakına, yolda bekleyen arabamızla Birleşmiş Milletler araçlarının tam ortasına düşmüştü. Araçlarımızdaki hasarı anlamak için girişimde bulunduğumuzda yine Sırp sniperları konuşmaya başladı. Dört bir taraftan kuşatma altında kalmıştık. Hayır.
tek alamıyor. Şu anda tam anlamıyla buraya kaldık. 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 İneri atamıyoruz. Etrafında Sırp sniperlarıyla sürekli ateş ediyorlar ve arada da burayı bombardımana tutuyorlar. İki bomba biraz evvel yola düştü. Orada bizim de aracımız vardı. Sırp'ın aracımız vardı. Ve Birleşmiş Milletler'in yangın söndürme aracı da isabet aldı. Ayrıca bir ambulans vardı, o da isabet aldı. Şu anda oradaki durumu bilemiyoruz. Buraya kısıldık kaldık. Birkaç yabancı gazeteciyle beraber. Daha sonra yola yaklaşıp araçlarımızın durumunu öğrenmeye çalışıyoruz. Bizim araba mı? Lastikleri patlatmışlar. Bak. Araba mı? Şarapnel parçaları ve sniperlar araçların tekerlerini patlatmış. O yüzden buradan arabalarımızla çıkabilmek imkansız. Biz de son çare olarak Birleşmiş Milletler askerlerinden yardım istiyoruz. Ardından gergin bir bekleyiş başlıyor. Tamam, bizimki orada. Hadi. En nihayet yaklaşık bir saat süreli orada hapis kaldıktan sonra Birleşmiş Milletler zırhlarının motor sesleri duyuluyor. Ve hemen sonra da hepimiz büyük bir hızla özgürlüğe doğru koşuyoruz. Kurtaran Birleşmiş Milletler askerleri bizi kendi garnizonlarına götürdüler. Biz arabamızın akıbetini merak ederken iki saat sonra da bir Fransız zırhlısı Land Rover'ımızı çekerek getirdi. Arabamızın durumu oldukça kötüydü. Sırplar şoförü vurmak için ön cama sniperla ateş etmişler. Ayrıca yola düşen bombalardan biri arabamızın altını delik deşik etmiş, lastiklerini parçalamış. Üstelik bu kadarla da kalmamış, aracımızın yan camı neredeyse tuzla buz olmak üzereymiş. Aracımız zırhlı olmasaydı o bombardımandan böyle ucuz kurtulması imkansızdı.